FETÖ ile olan mücadeleyi yürüten muhalefet değildir, iktidardır. İhtilal denemesi iktidara karşı yapılmıştır. Ve iktidar FETÖ ile mücadeleyi bir numaralı meselesi olarak benimsemiştir. 3,5 yıldır da bir sürü kararlar alıyor. Sonra o kararlar değişiyor. Mahkeme karar alıyor, mahkeme kararları bozuluyor. Yani bunu muhalefete yüklemenin bir mantığı olmaz. Bütün istihbari bilgiler hükümetin elinde var. Ben geçmişte de söyledim. Konuya iktidar artık kendi siyasi menfaati yönünden yaklaşıyor. Ülkenin menfaati yönünden yaklaşmıyor. Onun için siyasi ortağı olan Sayın Bahçeli'nin de talepleri var ya. Bunun siyasi ayağı ortaya çıksın. Ben de tekrar söyledim. Yani bu siyasi ayak dediğiniz ille de hainler sınıfından olması gerekmez. Çünkü birisiyle el sıkışan, birisinden bir tezkiye mektubu alan hemen FETÖ'cülük damgasını yiyor. Yeri gelince ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Bunlardan bugün iktidar partisinin içinde tamamına yakını var. Ama bunlar suçlu mu? Benim de kanaatim bunlar bu işin organizatörü büyük ihtimalle değiller. Ama birisinin çıkıp bunu ortaya koymasına ihtiyaç var. Bu da artık bir polemik. Yani 3,5 yıldır bu problemi çözemeyen bir iktidar çözemediği için değil, bu problemin devam ediyor görüntüsünü verdiği için yanlış yapıyor.